HRT Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Önce haber özetleri ekranlarınıza gelecek. Ardından gündemin öne çıkan haberleriyle tekrar sizlerle birlikte olacağız. Baski içme suyunda arsenik giderme sistemi yapım işini başlattı. Vali Mustafa Yaman, Bigadiç ve Sındırgı'yı ziyaret etti. Başkan Edip Uğur, şoför esnafının sorunlarını dinledi. Bizim amacımız ekmeği büyütmek, aşı işi büyütmek. 6 Eylül Belediyesi, mutlu aileler için 4 haftalık seminerler düzenliyor. 9 tane değerli hocamız bizlerle beraber olacak. Gömeç Belediyesi, COSGAP işbirliği ile girişimcilere maddi destek sağlanacak. Amacım burada katılımcıların hepsinin başarıyla tamamlaması ve hepsinin işine katkı sağlaması. Burhaniye'nin yeni dönem temelleri atılıyor. Biz Burhaniyelilerimizin bu yatırım ve teşviklerine en üst düzeyde faydalanması için bir proje birimi kurduk. Gönen, Sarıköy'de TOKİ tarafından inşa edilen 68 konut satışa sunuldu. Balıkesir Türk Ulaşım Sen, Genel Başkan Şerafettin Deniz'i ağırladı. Tabii Balıkesir benim sendikal hayata, sendikal mücadeleye başladığım illerden bir tanesi. Dursun Bey'de Orman Bakanlığı ağaç kesme ve boyama eğitimi verildi. Sevgili seyirciler, Balıkesir ili sınırları içerisinde yapılan incelemeler neticesinde bazı kırsal mahallelerde arsenik kirliliğinin bulunduğu gözlendi. Baski tarafından yapılan açıklamada Balıkesir ili kırsal mahallelerinde içme suyunda arsenik giderme sistemi yapım işinin sözleşme imzalanarak başladığı ve 2015 yılı Mayıs ayında tamamlanacağı bildirildi. Balıkesir ili sınırları içerisinde Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi'nce yapılan kontrollerde elde edilen raporlarda içme sularında arsenik kirliliğinin bulunduğu gözlendi. Baski tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada 7 adet mahallede Balıkesir ili kırsal mahallelerinde içme suyunda arsenik giderme sistemi için 17 Eylül 2014 tarihinde sözleşme imzalanarak işe başlandığı ve 2015 yılı Mayıs ayında tamamlanacağı bildirildi. Bu mahalleler şöyle belirlendi. 6 Eylül ilçesi Bozen Mahallesi, Bigadiç, Beğendikler, İlyaslar ve Salmanlı Mahalleleri, Savaştepe, Söğütçük ve Mecidiye Mahalleleri, İvrindi, Yağlılar Mahallesi. Bu mahalleler dışındaki toplam 53 mahallede şu şekilde açıklandı. 6 Eylül, Konakpınar, Çınarlıdere, Ertuğrul, Küpeler, Bereketli, Karesi, Davutlar, Ziyaretli, Ayvalık, Mutlu, Beşiktepe, Balya, Koyunyeri, Bandırma, Aksakal, Bereketli, Şirinçavuş, Bigadiç, İskele, Doğançam, Yolbaşı, Çamköy, Özgören, Emirler, Kayırlar, Esenli, Hamidiye, Bademli, Güvemçetmi, Dursunbey, Hacı Ömerler, Turnacık, Sacayak, Gömeç, Ulubeyler, Kubaşlar, Gönen, Osman Pazarı, Gökçesu, Saraçlar, Bostancı, Çotak, Yeni Akça, Çınar, Alaaddin, Havran, Tarlabaşı, İvrindi, Akçaören, Mallıca, Gökçeyazı, Kınık, Büyükfındık, Kepsut, Akçaköy, Sarıfakılar, Mahmudiye, Nusret, Beyköy, Manyas, Esen, Savaştepe, Kurudere, Karacalar, Sındırgı, Eşmedere, Susurluk, Sultançayır, Ömerköy. Baski tarafından yapılan açıklamanın devamında şu görüşlere yer verildi. Baski Genel Kurulu'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'un konuşması sırasında kendisinin kimya mühendisi olması ve konunun hassasiyetinin idrakiyle sorunu paylaşmak ve Balıkesir'imizin insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmeliğe uygun sağlıklı içme suyu temininin sağlanması yönünde ilk adımı attığını beyan etmiş ve bu çalışmaların bütçe imkanları çerçevesinde devam etmesi gerektiğini vurgulamıştır. Söz konusu genel kurul konuşmasının konunun farklı algılanması yönünde yapılan haberlerle amacı dışına çıkarıldığı görülmektedir. Sevgili seyirciler, Vali Mustafa Yaman ilçe ziyaretleri kapsamında Bigadiç'i ve Sındırgı'yı ziyaret etti. Yaman, belediye başkanlarından ilçeler hakkında bilgi aldı.
Balıkesir Valisi Mustafa Yaman ilçe ziyaretleri kapsamında Vigadiç'i ziyaret etti. Önce kaymakamlık binasına gelen Yaman, burada ilçe kaymakamı Barış Aktan, ilçe jandarma komutanı Yüzbaşı Mehmet Han Doğan, ilçe emniyet müdürü Serkan Yılmaz, belediye başkanı İsmail Avcı tarafından karşılandı. Daha sonra belediye binasına geçen Yaman, burada belediye meclis üyeleriyle de bir araya geldi. İlçe hakkında Başkan İsmail Avcı'dan bilgi alan Yaman'a Yağcı Bedir halısı ve Bigadiç helvası dağıtıldı. Yaman daha sonra ilçede faaliyet gösteren gıda üretimi yapan bir fabrikayı ziyaret etti, bilgiler aldı. Cam damada çalıştığımız zaman ana vatanı İtalya, Yunanistan. Türkiye olan Türkiye'den aldı. Yaman'ın bir sonraki durağı ise Sındırgı oldu. Sındırgı Kaymakamlığındaki karşılama töreninde Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Garnizon Komutanı Binbaşı Soner Akınsoy, daire amirleri de hazır bulundu. Kaymakam Ercan Ateş'in ilçede bulunmaması nedeniyle Bigadiç Kaymakamı Barış Aktan vekalet etti. Yaman burada da hem ilçe hakkında hem de belediyenin çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. İşlik merkezi ve kapalı sporçluğunu yapılıyor. Onu da 2015'te yetimlerden dışında. Görüşmelerde yeni yapılacak belediye binası ve diğer binaların Sındırgı mimarisine uygun yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Vali Yaman bu haberi memnuniyetle karşıladı. Bunun yerine bu alacak. Denilerek takası. Yani buradaki okullar tamamen... Daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştiren Yaman, Sındırgı'da Bilgi Evi, restorasyonu devam eden Şerif Paşa Camii, tarihi askeri kışla ve Eman Termal Otel tesislerinde incelemelerde bulundu. Cami falan çıktı böyle. Balıkesir bunun değerini. Nasıl bak, sayınlar biraz çalışıyor. Sevgili seyirciler, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Şoförler Odası'nda şoför esnafıyla bir araya geldi. Şoförler Odası Başkanı Fehmi Erdem'in başkanlığında gerçekleşen toplantıda dolmuş şoförlerini dinleyen Başkan Uğur, yaşanan sıkıntıları hep birlikte çözeceklerini ifade etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Şoförler Odası'nda düzenlenen toplantıda şoför esnafının konuğu oldu. Oda Başkanı Fehmi Erdem, yönetim kurulu ve çok sayıda şoförün katıldığı toplantıda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'a, Genel Sekreter Mehmet Bozdemir, Genel Sekreter Yardımcısı Nazım Ergelen, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Metin Ermiş ve birim amirleri eşlik etti. Burada gerisini bir şekilde beraber çözelim. Toplantının açılış konuşmasını yapan Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Fehmi Erdem, Başkan Edip Uğur'a teşekkür ederek aktarmak istediklerini söyledi. Bizleri buraya kadar gelip onurlandırdıkları için hepsine sizler adına teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Mevcut M plakalarımızın alacağımız olan araçlara geçmesi, bu fiyat tarifesinin düzeltilmesi, takdir edersiniz ki üniversiteden yurda kadar 30 kilometrelik bir hat. Fiyat da belli. Zaten sizlerle de konuşunca bu sıkıntıları ben size aktarmıştım. Yani bunun da iyi bir noktaya getirilmesi. Balkart'la da konuştuğumuz zaman %4 demiştiniz. Evet. Baştan aylık verin dediniz. Sonradan bizden rica ettik. Kırmadınız. Madem 60 bin lira verin dediniz değil mi başkanım? 60 bin lira verdim demedim canım. Başkan Edip Uğur da Kurtdereli Spor Salonu önündeki kalkış noktasının yeni düzenlemeyle Kredi Yurtlar Kurumu önüne alınacağını bildirdi. Bu mevcut hattaki belediyenin otobüslerini de çekeceklerini aktaran Uğur, bizim bütün amacımız ekmeği büyütmek, aşı işi büyütmek dedi. Bizim amacımız ekmeği büyütmek, aşı işi büyütmek. Yoksa bizim hedefimiz efendim bir aşıyla uğraş. Efendim yok, taksi dolmuşçuyla falan değil. Önemli olan Balıkesir'in büyümesi, ekmeğin büyümesi. Biz büyük düşünüyoruz. Diyoruz ki Balıkesir'in planlarını yaparken 5 milyon nüfuslu bir Balıkesir için master plan yapıyoruz. 5 milyon nüfus. Şu anda 1 milyon 200 bin Balıkesir'in nüfusu var.
Biz diyoruz 2050 yılında Balıkesir'in nüfusu 5 milyon olacak. İnşallah. Balıkesir bir cazibe merkezi. İşte İstanbul'dan gelen otoyol İzmir'e giden. Efendim Çanakkale Köprüsü ile ilgili, Çanakkale Balıkesir otoyoluyla ilgili efendim çalışmalar yapılıyor. Şoförler odasındaki toplantıda söz alan dolmuş hattı sahipleri Başkan Edip Uğur'a teşekkür etti. Bize bu kadar değer verdiğiniz için Allah sizden razı olsun. O zamana kadar hiçbir belediye başkanımız bize bu kadar değer vermedi. Estağfurullah siz, kardeşim ya. Bize bu kadar değer veriyorsunuz, bizi önemsiyorsunuz. Biz size çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar adına. Evet başkanım. Evet. Sevgili seyirciler, 6 Eylül Belediyesi Mutlu Aile Seminerleri düzenliyor. 4 hafta devam edecek olan ve birçok ünlü kişinin de katılacağı seminerlerin sonunda vatandaşlara da sertifika verilecek. Önümüzdeki hafta sonu başlayacak ve 4 hafta devam edecek olan Mutlu Aile Seminerleri ile ilgili olarak 6 Eylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu bir basın toplantısı düzenledi. 6 Eylül Belediyesi olarak kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 29 Kasım 21 Aralık tarihler arasında Mutlu Aile Eğitimi Seminerleri düzenleyip ilk seminerimiz 29 Kasım 2014 Balkonuk Center'da Profesör Doktor Üstün Dökmen'le başlayacak saat 14'te. Kültür ve sanat etkinlikleri anlamında böylesi hizmetlerde bulunduklarını belirten Kafaoğlu, 29 Kasım'da başlayacak olan Mutlu Aile Seminerleri hakkında şu açıklamalarda bulundu. Eğitim süresince hukuki, eğitimsel, psikolojik, sosyolojik, sağlık, dini ve iletişim konularında 9 tane değerli hocamız bizlerle beraber olacak. Türkiye'de boşanmaların süratle arttığı ve ailelerin dağıldığını görüyoruz. Aileler dağılıyor, çocuklar mağdur oluyor. Gerçekten aile kurumu ciddi yara almış oluyor. Türk milleti olarak en güçlü kurumumuz bizim aile. Onun için öncelikle hedefimiz, tabii bizim bir sloganımız var. 6 Eylül mutlu insanların yaşadığı şehir dedik. İnsanların mutlu olabilmesi için önce ailelerinde mutluluğu yaşaması lazım. Ailelerin mutlu olması lazım. Bu maksatla mutlu aile seminerler tertip ettik. Yapacak olduğumuz bu seminerlerdeki hedefimiz boşanmaları azaltmak, aile içi mutluluğu artırmak. Bu seminerlerde 9 tane değerli hocamız yer alıyor. Dediğimiz gibi 29 Kasım'da başlıyor, 20 Aralık'ta bitiriyoruz ve katılan herkese de katılım belgesi takdim edeceğiz. Evet, ilk hocamız Üstün Dökmen hocamız 6 Aralık Cumartesi günü yine sağlıkla ilgili olarak Doktor Ahmet Maranki geliyor. Ailede sağlık konusunu işleyecek. 12 Aralık Cuma günü Profesör Ramazan Sarı, özellikle çocuk psikolojisi üzerine uzman birisi, çocuğun yaramazlığının hedefleri ve baş etme yolları konulu konferansı var. 14 Aralık Pazar günü ise Doktor Şaban Kızıldağ'ın yine iletişim konusunda çok ciddi seminerleri ve konferansları olan tanınmış birisi, yine kişiler arasında iletişim konulu semineri verecek. 7 Aralık Pazar günü tabii bütün Türkiye'nin tanıdığı yine din konusunda gönülleri fetheden Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu hocamız da din ve aile konulu konferansını Balkonuk Center'da verecek. 20 Aralık Cumartesi günü de yine televizyonlardan ve Ramazan programlarından çok iyi tanıdığımız Ömer Döngeloğlu hocamız çocuk ve din aile konusunda bizleri, katılımcıları bilgilendirmiş olacak. Gömeç Belediyesi tarafından ilçede girişimciliği arttırmak amacıyla harekete geçildi. KOSGEB'le yapılan anlaşmalarda girişimcilere 30 bini hibe olmak üzere 100 bin lira destek sağlanacağı açıklandı. Gömeç Belediyesi ilçede girişimciliği artırmak amacıyla harekete geçti. İlçede üretimi ve kalkınmayı artırmak için KOSGEB'le birlikte ortaklaşa eğitimler düzenlenecek.
Eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere 30 bini hibe olmak üzere 100 bin lira destek sağlanacak. Bu amaçla Gömeş Belediyesi ve KOSGEB ortaklığında düzenlenen toplantıda Belediye Başkanı Kazım Arslan eğitimler hakkında bilgi aldı. Kendi işini kurmayı düşünen tüm girişimcilere de destek olunacağı sözünü verdi. KOSGEB'den görüşürüz. Bize böyle bir imkanı verdiler sağ olsunlar. Amacım burada katılımcıların hepsinin başarıyla tamamlaması ve hepsinin işine katkı sağlaması, yeni iş yerleri açması. Biz bundan gurur duyarız. Gömecimize bir katma değer yaratır. Bu bağlamda çok bir şey söylemek istemiyorum. Sizin bizden istediğiniz bir şey varsa biz her zaman size isteriz. İnşallah bunların da devamını getireceğiz. Daha genç arkadaşlar, çocuklarımız hepsi. Yani asgari ücretle işe koşturmaktansa bu imkanlardan faydalanıp toplumumuzda faydalı, hatta istihdam yaratan insanlar olmasını istiyoruz. Yani hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Allah yardımcımız olsun. Bizden olacak işler de her zaman böyle diye bekliyoruz. Her zaman yardımımızdayız. Öncelikle böyle bir göreş dersiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Onun için Balıkesir'e gidecektim. Bu büyük bir külfet olacaktı. Sevgili seyirciler, Burhaniye Belediyesi bünyesinde proje geliştirme birimi oluşturuldu. Bu kapsamda çeşitli alanlarda yapılacak projelerle Burhaniye'nin kalkınması hedefleniyor. 10 Kasım itibariyle çağrıya çıktık. Burhaniye Belediyesi kendi bünyesinde proje geliştirme birimi oluşturdu. Bu amaçla tarımda ve turizmde gelişimin sağlanması, ihracat ve istihdam olanaklarının oluşturulması, girişimcilik potansiyelinin artırılması, bu alanlarda araştırmalar ve planlar yapılması hedefleniyor. Belediye bünyesinde kurulan proje birimi Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi'nde hizmete girdi. Güney Marmara Kalkınma Ajansı'ndan alınan hibe desteğiyle kurulan proje birimi ilk faaliyetinde tarımsal hibeler konusunda bilgilendirme toplantısı düzenledi. Proje birimiyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ortaklığında düzenlenen toplantıda Proje Başvuru Yönetimi Birim Amiri Mesut Dur tarafından Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği İPA projeleri ve verilen hibeler konusunda bilgiler verildi. 30 Ağustos 2011 tarihinde Avrupa Komisyonu denetimleri sonucunda yetki devrini aldık ve çağrılara çıkmaya başladı. Çağrıya çıktı. Son başvuru tarihi 10 Şubat olan 13. başvurunun içindeyiz. Verilen hibelerin %50'leri geçtiğini belirten Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, bu hibeler hakkında elimizden gelen yardımı yapacağız. Prosedür kısımlarını ise bizim proje birimimiz halledecek dedi. Biliyorsunuz bir proje birimi kurduk. Bu proje birimimizde Avrupa Birliği'nin ve ülkemizin çeşitli bakanlıklarımızın halkımıza verdiği destekler var, yatırımcılarımıza verdiği destek ve teşvikler var. Biz Burhaniyelilerimizin bu yatırım ve teşviklerini en üst düzeyde faydalanması için bir proje birimi kurduk. Özellikle kadınların büyük ilgi gösterdiği toplantıda Necdet Uysal yeni proje birimimizle yeni dönem Burhaniye'nin temellerini atacağız ifadelerini kullandı. Bunların hepsi beni çok heyecanlandırıyor, size çok açık söyleyeyim. Ama bunun hepsini ben bir özel olarak proje yapmaya kalksam bunları bana vermiyorlar. Yani burada tek kişi değil mi Mesut Bey? Yani ayrı ayrı insanlarımızın her... Yani o kadar detay var ki şunun içinde arkadaşlar ya. Yani köylerimizde yukarıda kahvaltı yeri bilmem ne. Yani fide yetiştiriciliği en uzaktaki köyümüze, en Burhaniye'de oturan insanımıza yarayacak çok dehşetengiz şeyler var arkadaşlar. Bu formalitelerle biz sizi hiç uğraştırmayacağız. Bu parayı neredeyse biz sizin, yani siz yeter ki biraz talep gösterin. Bu parayı getirip bu yatırımı size yaptıracağız. Yani %50 diyor Mesut Bey ama bu destekler %50'yi çok geçiyor. Yani 1 milyon hep yükseklerden söyledi. Yani siz 100 bin liralık bir şey yapmak isteyebilirsiniz. 100 bin liranın neredeyse 70-75 bin liraya kadar olan kısmını buradan karşılıyor. Sevgili seyirciler, Gönen Sarıköy'de TOKİ tarafından inşa edilen 68 konut satışa sunuldu. Konutlardan satın almak içinse Balıkesirli olmak ya da Balıkesir'de ikamet etmek gerekiyor. Gönen Sarıköy'de TOKİ tarafından 68 adet konut inşa edildi. Konutlar satışa sunuldu. Konutlardan satın almak içinse bir şart gerekiyor. Balıkesirli olmak ya da Balıkesir'de ikamet etmek.
Gönen ilçesi Sarıköy mahallesinde toplu konut idaresi tarafından inşa edilen hemen arkamda gördüğünüz bu konutlar Balıkesir'de ikamet eden ya da Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayıp da nüfusu Balıkesir'e kayıtlı olan tüm vatandaşlarımıza açık satışa sunulmuş durumda. Daireler 2+1 şeklinde ve 67 metrekareden oluşuyor. Bu konutlar 68 adet ve 67 metrekareden oluşuyor. 4000 lira peşinat, 250 lira ile 300 lira arası taksitler ve 180 ay vadeyle satın alınabilecek daireler Balıkesirli alıcılarını bekliyor. 1+1 konutların içerisindeyiz. Bulunduğumuz alan 23 metrekarelik ana salon. Bu ana salonun hemen yanında bir mutfak mevcut. Bu mutfak Amerikan tarzı yapılmış bir mutfak. Dolapları takılı görüyorsunuz. Evler takılı kullanıma hazır halde burası. Hemen yanında 5 metrekareden oluşan bir banyo var. Banyonun içerisinde küvet takılı durumda. Hemen yanında bir klozet var ve yine kullanımı çok rahat olan bir lavabo söz konusu. Onun hemen yanında 9 metrekarelik çocuk odası yapılabilecek bir oda mevcut. O odanın hemen karşı tarafında da bulunan bir odamız daha var. Burası da 10,5 metrekare. Toplamda bu daire 67 metrekarelik bir daire. İşte bu yan tarafında görmüş olduğunuz kamelya buradan daire alacak hak sahiplerini beklerken hemen sağ tarafında görmüş olduğunuz oyun grupları da burada çocukları bekliyor. Sevgili seyirciler, Türk Ulaşım Sen Genel Başkanı Şerafettin Deniz Balıkesir'e geldi. Başkan Deniz, Türk Ulaşım Sen üyeleriyle bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Türk Ulaşım Sen Genel Başkanı Şerafettin Deniz, Kamusen İl Temsilcisi Yılmaz Kur'an, Türk Ulaşım Sen Balıkesir Şube Başkanı Doğan Özkan ve üyelerle bir araya gelerek hep birlikte yemek yedi. Yapılan görüşme öncesinde Türk Ulaşım Sen Balıkesir Şube Başkanı Doğan Özkan, KRT Haber'e Genel Başkan'ın ziyaretiyle ilgili olarak bilgi verdi. Sayın Genel Başkanımız Şerafettin Deniz, Türk Ulaşım Sen Genel Başkanı, ilimizi ziyaret etti. Üye olsun olmasın bütün personel arkadaşlarımızı çağırıp istişare toplantısı düzenlemek amacıyla geldi. Ziyaretinden dolayı çok mutluyuz. Ardından Kamusen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen Balıkesir Şube Başkanı Yılmaz Kural da Türkiye'yi dolaşan Genel Başkan'ın Balıkesir'e gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türk Ulaşım Sen Genel Başkanı Şerafettin Bey'e elimize hoş geldiniz diyorum. Kendisi rutin Türkiye çapında dolaşmaya devam ediyor Genel Başkanımız. Bu arada da Balıkesir'imize de geldi. Kendi üyeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak. Önümüzdeki dönem için bir yol haritası herhalde belirleyecekler anladığım kadarıyla. Bundan sonraki oturumda Genel Başkanımız üyelerine genel bir değerlendirme yapacak. Daha sonra Türk Ulaşım Sen Genel Başkanı Şerafettin Deniz de Balıkesir'in sendikal mücadeleye başladığı bir il olduğunu belirterek ikinci bir memleketi olduğunu anlattı. Tabii Balıkesir benim sendikal hayata, sendikal mücadeleye başladığım illerden bir tanesi. Ben eski Türkiye Kamusen İzmir İl Başkanı ve Türk Ulaşım Sen Şube Başkanıydım. Dolayısıyla Ulaşım Sen Şube Başkanı olmak bir hesabıyla da bandırmadan Denizli'ye ve İzmir'e, bu aradaki bütün iş yerlerindeki ulaştırma hizmet kolunda faaliyet gösteren iş yerlerindeki sendikal çalışmalar biz organize ettik. Dolayısıyla burası benim ikinci memleketim gibi bir yer. Buraya gelince kendimi çok rahat, çok huzurlu hissediyorum. Çünkü buradaki arkadaşlarımızın çok büyük bir kısmını tanıyorum. Geçmişte de birlikte mücadele ettik. Biz Türk Ulaşım Sen olarak, ülke kamusen olarak, Türkiye'de memur sendikacılığı hareketinin olması gereken yere taşımak, insanlarımızı bilinçlendirmek, özellikle 2019 sözleşmesinden sonra Türkiye'deki bütün kamu çalışanlarının kaybetmiş olduğu sosyoekonomik haklarının yeniden 2015 yılındaki toplu sözleşme masasında yeniden kaybedilmemesi adına insanlarımızı bilinçlendirmek ve Türkiye Kamusen'in yürüttüğü sendikal çalışmalara yerlerini almalarını sağlamak adına teşkilatlarımızı dolaşıyoruz. Sevgili seyirciler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından ormancılara yönelik eğitimler veriliyor. Dursun Bey'de de ağaç kesme ve boyama eğitimi verildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile ilçe müdürlükleri işbirliğinde ormancılar için eğitimler düzenleniyor. Dursun Bey Delice Mahallesi'nde de bu kapsamda ağaç kesme ve boyama eğitimi verildi.
Dursun Bey Orman İşletme Müdürü Ahmet Özdemir, bakanlığımızla Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği Orman Genel Müdürlüğü ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğinde yapılan ağaç kesme ve boyama eğitimleri başladı dedi. Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde Orman Genel Müdürlüğü ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen bir eğitim kampanyası bu. Bu eğitim 100 bin kişiye eğitim şeklinde ormanda çalışan işçilere, ormanda kesim yapanlara verilen bir eğitim. 2014 ile 2018 yılları arasında 4 yıllık süre içerisinde bitirilmesi düşünülüyor. Biz Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü olarak 4 orman işletme müdürlüğümüzde programa alındı. Dursun Bey, Alaçam, Bigadiç ve Balıkesir Merkez İşletme Müdürlüklerinde bu tatbikatlarımızı, eğitimlerimizi yapıyoruz. Şu ana kadar Dursun Bey'de 5 tane köyde eğitimimizi verdik. Şu anda da Delice Köyü'nde eğitim vermeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle tatbikatımızı yaptık. 2 gün süren dersler sonrasında da sınav sonucu sertifikalarını Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile beraber düzenleyip verilecek. 200 kişilik gruba verilen eğitimlerin sonunda sınav yapılacak, katılımcılara sertifika verilecek. Kurs eğitmeni Mustafa Baydemir de eğitimlerin ormanda çalışan köylülerin bundan sonra çalışmalarını daha güvenli bir şekilde sürdürmeleri amacıyla başlatıldığını söyledi. Baydemir ayrıca eğitimlere katılmayan vatandaşların ormanda çalışamayacağını da sözlerine ekledi. Delice Mahallesi'nde yapılan uygulamalı eğitimde ağaç kesimini en iyi yapan bir vatandaşa baret ve yelek hediye edildi. Özellikle Mehmet kardeşimize eline koluna sağlık. Kesimleri gayet başarılı oldu. Bizim de nacizane bir hediyemiz. Kendisine bir baret ve yelek verelim. Evet, giy istersen bunu. Hayırlı günler de giyesin. Giy, giy, giy. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Biraz sonra spor bülteni ve hava durumu ekranlarınıza gelecek. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Lezzet Özdamarların spor haberlerini sunar. Sivasspor'a karşı alınan 3-1'lik ağır mağlubiyetten sonra görevinden istifa eden ve yönetim kurulunca istifası kabul edilen Balıkesir Spor Teknik Direktörü İsmail Ertekin'in yerine her gün yeni bir aday ismi ortaya atıldı. Kulislerde konuşulan Yücel İldiz, Fuat Çapa, Ziya Doğan ve Giray Bulak isimleri arasına son kez tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural'ın adı eklenince başarılı hocadan jet yalanlama geldi. Balıkesir Spor'dan teklif aldığı yönünde iddialar ortaya atılan tecrübeli teknik adam, kendisine Azerbaycan milli takımı haricinde bir teklif gelmediğini, Balıkesir Spor'dan bir teklif yapıldıysa da bundan kendisinin haberi olmadığını vurguladı. Vural, Azerbaycan milli takımından gelen ciddi teklife yoğunlaştı. Şu ortamda Balıkesir Spor'da çalışmayı düşünmediğini, zaten böyle bir teklifte olmadığı için konunun kapanması gerektiğini söyledi. 29 Kasım Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadında saat 16'da oynanacak Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyes Spor Balıkesir Spor maçını Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Ali Saygın Öygel yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak Serdar Akkaçoğlu, 5. hakem olarak Kutluhan Bilgiç, 6. hakem olarak da Halil Sayın görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba sezonunun 11. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle. 28 Kasım Cuma Akhisar Belediyespor, Torku Konyaspor, Barış Şimşek. İstanbul Başakşehir Bursaspor, Bülent Yıldırım. 29 Kasım Cumartesi Kasımpaşa Çaykur Rizespor, Alper Ulusoy. Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Balıkesirspor, Fırat Aydınus. Gaziantepspor Galatasaray Özgür Yankaya.
30 Kasım Pazar Mersin İdman Yurdu Sivas Spor Mete Kalkavan, Fenerbahçe Eskişehir Spor Tolga Özkalfa, 1 Aralık Pazartesi Kardemir Karabük Spor Beşiktaş Mustafa Kamil Abitoğlu, Trabzonspor Gençler Birliği Hüseyin Göçek. UEFA Avrupa Ligi E grubunda zirve mücadelesi veren Banvit, deplasmanda 77-61 yendiği Partizan'ı rövanş maçında güçlükle mağlup etti. Normal süresi 83-83 berabere biten maçın uzatma dakikalarında rakibine sadece 2 sayı atma şansı veren turuncu yeşilliler maçı da 90-85 kazandı. Partizan'ın İstanbul'da çiçeklerle karşılanmasının ardından rakibinin idmanına baklava ve meyve gönderen Banvit, maç öncesinde tribünlerde açılan pankartlarla da yapıcı mesajlar vererek maçın tansiyonunu düşürdü. Oldukça centilmen bir havada başlayan maçın ilk periyodunu 25-24 Partizan, ikinci periyodunu 49-42 Banvit önde bitirdi. Üçüncü çeyreğin 5. dakikasında Veremenko 4. faulünü alarak erken bir faul problemi yaşadı. Buna rağmen 3. çeyreğin bitimine 2 dakika kala maçta skoru 69-58'e taşıyan Banvit farkı ilk kez 10 sayının üzerine çıkardı. Ancak aranın kapanmasına engel olamayınca 3. çeyreği 4 sayı farkla 69-65 önde kapattı. Son 1,5 dakika 83-83 beraberlikle geçildi. Maçın son anlarında her iki takıma da top kullanma şansı gelmesine rağmen skor üretemeyince maç uzatmaya gitti. Banvit zorlu maçtan 90-85 galip ayrılmasını bildi. Karşılaşmayı Balıkesir Valisi Mustafa Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, İl Emniyet Müdürü Feridun Bozda, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden bazı yetkililer de izledi. Banvit'te Dragicevic 20 sayı, 4 rebound, Roland 19 sayı, 7 rebound, 5 asist, Chuck Davis 14 sayı, 5 rebound, 7 top kaybı, 3 asist, Veremenko 10 sayı, 6 reboundla oynadı. Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyes Spor Kulübü'nün Balıkesir Spor maçı öncesinde pastolik alan taraftarlara maç biletinin ücretsiz olarak yükleneceği duyurulduktan sonra 29 Kasım Cumartesi günü saat 16'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadında oynanacak maçın bilet fiyatları da belli oldu. Buna göre 1. kategori maç bilet fiyatları 12 lira, 2. kategori 5 lira, 3. kategori ile misafir takım tribünü bilet fiyatları da 3 liradan satışa sunuldu. Teknik direktör Bülent Korkmaz da yollarını ayıran Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyes Spor antrenmanlarını Mustafa Şimşek Özkeş ve Fatih Yurt yönetiminde sürdürdü. Takımda teknik direktör arayışının sürdüğü öğrenilirken geçtiğimiz hafta sonu oynanan Eskişehir Spor maçında sakatlanarak sezonu kapatan İlhan Parlak'ın yanı sıra Tugay Adamcıl ve Mencek'in ise sakatlığının devam ettiği bildirildi. Lezzet Özdamarlarım spor haberlerini sundu. Şapkadan tişörte, kalemden ajandaya ihtiyacınız olan tüm promosyon ürünlerine Petek Offset kalitesiyle ulaşabilirsiniz. Petek Offset 0266 221 3036 0532 135 05 19. Güven inşa etmek, yapı inşa etmekten zordur. İnşaat sektörünün güvenle yükselen değeri Nadir Köse İnşaat, tüm zamanlara hitap eden çağdaş, ergonomik, doğaya saygılı, seçkin konutlarında lüksü standart olarak sunuyor. Sektöründe seçkin markalardan olan Yineye Dekor Mutfak ve Adokapı Bayi Nadir Köse İnşaat, mutfak ve kapı çözümleriyle de sizlerin hizmetinde. Nadir Köse İnşaat, Eski Kuyumcular Mahallesi, Çavuş Sokak numara 19 kat 2'de. Telefon 0266 245 2597. Öz Damarlar.
1953'ten beri buğday unu imalatıyla güvenle büyüyen öz damarlar un, yurt içinde ve yurt dışında gıda sektörünün tercih edilen markası olmanın haklı gururunu yaşıyor. Yurt içinde ve yurt dışında tüm seçkin üretim sertifikalarının yanı sıra uluslararası WCS, IMO ve helal gıda sertifikalarının sahibi öz damarlar un, kaliteyi ve güveni sofralarınıza taşıyor. Öz damarlar un, 1. Gündoğan Mahallesi, Azerbaycan Caddesi numara 39 Balıkesir'de. Şirketimize olan ilgi ve güvenceyle iş kapasitemizi ve iş kalitemizi günden güne artırıyoruz. Rahatınız için her ayrıntıyı düşündük. Kalite, konfor ve güvenlik ayrıcalığımızla yaşam ufkunuza sınırsız boyut katıyoruz. İleride İnşaat Limited Şirketi sahibi Galip Ertekin. Telefon 221-44-46 www.ilerideinşaat.com. Güven inşa etmek, yapı inşa etmekten zordur. Nadir Köse İnşaat hava durumunu sunar. Sayın seyirciler, il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi yarın parçalı bulutlu, en yüksek 12, en düşük -2 derece. Cumartesi günü parçalı bulutlu, en yüksek 14, en düşük 3 derece. Pazar günü yağmurlu, en yüksek 11, en düşük 5 derece. Pazartesi günü yağmurlu, en yüksek 13, en düşük 6 derece olması bekleniyor. Edremit yarın parçalı bulutlu, en yüksek 14, en düşük 6 derece. Cumartesi günü çok bulutlu, en yüksek 16, en düşük 8 derece. Pazar günü yağmurlu, en yüksek 15, en düşük 10 derece. Pazartesi günü yağmurlu, en yüksek 18, en düşük 11 derece olması bekleniyor. Dursun Bey yarın parçalı bulutlu, en yüksek 11, en düşük -2 derece. Cumartesi günü sisli, en yüksek 14, en düşük 2 derece. Pazar günü yağmurlu, en yüksek 11, en düşük 4 derece. Pazartesi günü çok bulutlu, en yüksek 13, en düşük 6 derece olması bekleniyor. Bandırma yarın parçalı bulutlu, en yüksek 11, en düşük 4 derece. Cumartesi günü çok bulutlu, en yüksek 14, en düşük 5 derece. Pazar günü yağmurlu, en yüksek 12, en düşük 8 derece. Pazartesi günü yağmurlu, en yüksek 13, en düşük 9 derece olması bekleniyor. Güven inşa etmek, yapı inşa etmekten zordur. Nadir Köse İnşaat hava durumunu sundu.